İlk seçte bölme ile ilgili sorular var. Daha sonra bölünebilme kuralları var. Şimdi bölme neydi bakalım. Birinci soru. X tam sayı ve 93'ü x artı 5'e böldüğümüzde bölüm 3 kalan da x eksi 2 oluyormuş. Bize demiş ki x kaç olur? X tam sayı olmak üzere şu bölme işlemi verilmiş. X kaç olur? Birinci ben bir yapayım hatırlama açısından. Biliyoruz ki biz birinci ben bir yapayım önce sonrası yaptıracağım. Ne demiştik? Şu sayı bölünen sayı. Bu bölen, x artı 5 bölen sayı. Bu bölüm. Bu da kalan. Biz bunu eşitliğe döktüğümüzde biliyoruz ki bölenle bölümü çarptığımızda ve kalanı eklediğimizde 93 vermesi lazım. Yani 93 sayısının eşit olması lazım. 3 çarpı x artı 5 çarpımına kalanı ekleyerek elde edeceğiz. X artı 5 artı x eksi 2. 3'ü dağıttığımız zaman şuraya 93 eşittir 3x artı 15 artı x eksi 2 şeklinde bir denklem çıkıyor. Denklemin çözümlerini biliyorsunuz. X'leri toparlarsak 3x ve x var burada toplam 4x yapıyor. 15 eksi 2 de 3, 13 yapıyor. Ve 13'ü karşıya attığınızda eksilteceksiniz 93'ten 80 oluyor. X'in 4 katı 80 olduğuna göre x'te kaç çıkıyor arkadaşlar? 20 çıkıyor. Yani bu en temel bölme işlemini denkleme dökerek çözülebilen bir soru. Birinci soru bu. İkinci soru. Bir A sayısı X'e bölündüğünde bölüm 5 şöyle yazalım isterseniz. A sayısını X'e böldüğümüzde bölüm 5 kalan X eksi 3'müş. Biz bu ifadeye yani bu şekle göre ya da bölmeye göre X'i bulmaya çalışacağız A türünden. Var mı yapacak olan istekli arkadaşımız? Yok mu? Belirleri göremedik bu sefer. Ya gene aynı şey yapacağız aslında. Zor bir şey yok. A sayısı eşittir. 5'te x'in çarpımı 5x. Yani bölen çarpı bölüm. Artı kalan. Artı x. Sağ tarafı biraz toparlarsak 5x x daha 6x yapıyor. Eksi 3. Biz şu an bunu elde ettik. Ama burada şu an biz A'yı çekmiş olduk. Biz X'i çekeceğiz. O zaman yapacağımız şey bunu biraz toparlamak. Yani X'i yalnız bırakmak. Bunun için ne yapabiliriz? Eksi 3'ü A'nın yanına atacağım önce. Artı olsun. Ve sonra 6'ya bölelim. Yani eksi 3 önce karşıya atacaksınız. A artı 3 olacak. Eşittir 6X olacak. Tekrar 6'ya da bölmemiz lazım. X'i yalnız bırakmak adına. 6'ya da böldüğümüzde X yalnız kalmış olur. O zaman X'in de eşit ne olur? A artı 3 bölü 6 olur. Cevap A şıkkı. Üçüncü soru. İki doğal sayı da biri diğerine bölündüğünde bölüm 6 kalan 3'müş. Bölünen, bölen ve bölümün toplamı 93'müş. Bölen kaçtır? Yani bir A sayısını alıyoruz mesela. Biri B sayısına bölüyormuşuz. Ve bölüm 6 çıkıyormuş. Kalansa 3 oluyormuş. Önce bunu bir denkleme dökelim. A sayısı eşittir. Ne deriz? 6B artı 3. 6 çarpı B, 6B artı 3. Bu bölme işleminin gereğini yaptık. Denkleme döktük. 6B artı 3. Bir bilgi daha verilmiş aşağıda. Demiş ki bölünen, bölen ve bölümün toplamı 93. Bölünen dediği şey burada A. Bölen dediği B. Bölüm zaten 6'ydı. Bunu 93 eşit diyeceğiz. 6'yı da karşıya atarsak 93'ten 6 çıkarılacak. Yani 80, pardon 7. A ile B'nin toplamı 87 çıkıyor. Bir denklem daha elde ettik. Yani bunun matematik olarak karşılığı iki bilim verin iki denklem elde ettik. Birincisi üstteki birinci denklem. İkinci denklem de bu. Nedir bunlar? İki bilinmeyenler. A ile B bilinmediği için iki denklem. Çözülebilir. Nasıl çözülebiliyordu bunlar da? Yok etme yöntemi olabilir. Alt alta yazıp A'yı yok edebiliriz ya da B'yi yok edebiliriz. Ya da yerine koyma olabilir. Yerine koyma daha mantıklı. Neden daha mantıklı? Çünkü
Birinci denklemde gördüğünüz gibi A'nın B türünden değeri belli. Yani A sayısı B'nin 6 katından 3 fazlaymış. Bu anlam çıkıyor. Bunu alıp aşağıda yerine yazarsak, yani A'nın yerine sağ tarafta yazarsak, 6 ve artı 3'ü yazarsak yazabiliriz. Çünkü eşdeğer bunlar. Böylece yerine koyma yöntemi kullandım. Yani değişkeni 1'e indirdim hatta. 6 ve artı 3 ile B'yi toplarsak 7 ve artı 3 yapar. Bu da 87'ye eşitlenecek. 3'ü karşı atarsanız 84 oluyor. 3'ü karşı atarsanız 84. 7'nin 7 B ile çarparsanız 84 çıkması için B'de galiba ne olması lazım? 12 olması lazım. Evet. B buradan 12 çıkıyor arkadaşlar. Zaten sorulan bölendi. Yani bölen burada B. Cevap 12 olmuştu. Dördüncü soru. AB pozitif tam sayılar. A'dan B'yi çıkarınca 196 yapıyormuş. Ayrıca A'yı da B'ye bölünce bölüm 25 kalan 4'müş. A'yı bulacağız. Biz gene önce bu bölme işlemini denkleme dökelim. A eşittir 25B artı 4 olur. Gene elimizde birinci denklem bu. İkinci denklem bu olmak kaydıyla iki bilinmeyen iki denklem var. A ve B bilinmiyor. Burada da burada da. Gene aynı mantıkla kullanabiliriz burada da. Gene yerine koyma olabilir mesela en mantıklı. Nasıl yerine koyacağız? Şöyle. Üstteki denklemde A'nın yerine, bunun yerine eşit olan bunu yazacağız. Buna yerine koyma yöntemi deniyor. Yani A'nın yerine 25B artı 4 koyalım. O zaman 25B artı 4 koyarsak A'nın yerine sonra oradan B çıkarınca 196 olması lazım. Yani şunu aldım. Burada yerine yazdım. Şurada. Sonra eksi B eşittir 196 devam ettim. Buradan da 25'ten B çıkınca bir tane B 24B kalır. O 4'ü de karşı atarsam artı 4 çıkarılacak. 192 olacak. Ve 192 24'e bölersek B sayısı bulunur. 192 bölü 24. 8 çıkıyordu galiba. Evet. B buradan 8 bulunuyor. B 8. Peki B 8 ise A kaç olur? B 8 verirseniz 8 kere 25 200. 204 çıkıyor. A'da 204 çıkıyor. B 8 çıkıyor. A 204 çıkıyor. Beşinci soru. Toplamları 137 olan iki pozitif tam sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde, yani şöyle yapalım isterseniz. Büyüğe B diyelim. Küçüğe de K diyelim. Yani büyük ve küçük sayıların toplamı 137 olacakmış. Verilen şey bu. Sonra diyor ki büyüğü küçüğe böldüğümüzde de büyüğü küçüğe böldüğümüzde de bölüm 5 kalan da 17'ymiş. Yani buradan yolumuza devam edersek B sayısını çekersek buradan 5K artı 17 olur. 5 çarpı K artı 17 olur. İşte bir denklem bu. Bir denklem de burada var. Gene iki bilinmeyen iki denklem. B ve K bilinmeyen iki farklı denklem bulduk. Burada ne yapılabilir? Yine yerine koyma yöntemi. Çünkü B'nin K türünden değeri belli şurada. O zaman üstteki B'nin yerine, bunun yerine B'nin eşiti olan şunu getirebiliriz. Böylece onu yaparsak üstteki denklem değişkenler sadece K olur. B'nin yerine 5K artı 17 koyarsak bir de K'yı toplayacağız tekrar. Yani şunu B'nin yerine yazdık. 5K artı 17. 137 yapacak bu. Parantezleri kaldırabilir, önemi yok. 5K, 1K daha 6K. Artı 17 karşı eksi geçecek. Ve 127 düşecek bu taraf. 6K 120 ise K'da ne olacaktır arkadaşlar? 20. Peki sorular neydi? Küçük olansa yani K. Cevap o zaman 20 çıkıyor. Hadi bunları size yaptıracağım. Bunlar biraz daha basit bakalım. Şimdi bölme işleminde bölen 8'miş. Mesela bir A sayısını
8'e böldük diyelim. Bölümde 11'miş. Kalanı bilmiyoruz tabii. Kalan da K olsun. Buna göre diyor bölünen sayı yani A en çok kaç olabilir? Var mı yapacak olan arkadaşlar? Gülbahar neredesin? Hani el kaldırıyordun az önce. Gülbahar orada mısın? Hocam. Hı. Dün birkaç tane soruya bakabilmiştim. Buradayım hocam, duyuyorum sizi. Bir daha söyle, sizin baştan gelmek üzere. Bir daha söyle. İlk birkaç soruyu yapıp duyuyor musunuz hocam? Şimdi duyuyorum. Birkaç soruya baktın, sonra yapmadın mı? Evet. Evet. Dün akşam birkaçına bakabildim. Bu soru yapamaz bunu mısın? Bunu yaparım hocam. Nasıl yaparız peki? Şimdi A'yı 8 çarpı 10. Hı. A eşittir. Bir de kalanı 11 bul. Çarpı 8 artı K. Tamam. Şimdi buradaki yorum şey aslında K'yı bulmak önemli o zaman. K'yı kaç verebiliriz? A'yı büyütmek için. A en fazla istiyoruz ya. O zaman K'yı da fazla vermemiz lazım. 7 mi hocam? 7 mi derken emin misin? Onu söyle. 7. Neden 7? 8'den şey olması lazım. Küçük olması lazım. Çünkü bölen 8 ise kalan 8'in altına inmeli. 8'de olamıyor. En fazla 7 olabiliyor. O zaman yorum bu işte burada. Güzel. Yani kalan 7 olabilir maksimum. O zaman A sayısını bulmak istersem 8'de 11'i çarpıp üstüne 7'yi ekleyeceğim. Kaç yapıyor bu da? 8 kere 11, 88. 95. Güzel. 7 eklersek 95. Teşekkür ediyorum. Zorla kaldırdım ama kusura bakma. Şimdi yani problem değil. Zor bir şey değil zaten. Yapabileceğine inandığım için kaldırdım zaten. Yani diğerlerini yapardınız da. Ya biraz işlem kalabalığı var. Kendim yapmak istedim o açıdan. Bu kolay zaten. Daha işlem anlamında en azından. Yani buradaki dikkat edeceğimiz şey kalan 8'den küçük olacak arkadaş. Bu. Ona göre de en fazla vermem lazım. Çünkü A'yı büyütmem için. Ona göre işlemi yaptık. Kafamıza göre değer veremiyoruz yani. Geçtik 7. soruya. Aşağıdaki şekilde her sütunda bulunan alttaki sayı üstteki sayının şekildeki birim kare sayısına bölümünden elde edilen kalan. Yani şunu demek istiyor. Örnek vermiş zaten. Burada kaç birim kare var? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Üstteki sayılara bakarsak 13 var mesela. 13'ü 6'ya bölerseniz 2 kere var. Kaç kalıyor? 1. Bu işte kalan. 10'u 6'ya böldüğün zaman 1 kere var. 4 kalıyor. 7'yi 6'ya böldüğün zaman 1 kere var. 1 kalıyor. O yüzden üsttekileri şeklin içerdiği birim kare sayısına bölerek alttaki sayıları kalan olarak buluyorsunuz. Çok da zor bir soru değil. Demiş ki şimdi alttaki şekle göre yani şu karelere göre x ve y'yi bulun demiş toplamını. Zaten burada kaç birim kare var? 1, 2, 3, 4. X'i bulmak için ne yapmalıyız? 17'yi 4'e bölmeliyiz. Ve kalanı almalıyız. 3 kere 4 kere 4 16 ne kaldı? 1. Demek ki 17'yi 4'e bölünce 1 kaldığına göre x 1 olmalı. Benzer şekilde 23'ü de 4'e böleceğiz. Çünkü şekilde kare sayısına bölecek. Birim kare sayısına. 5 kere 4 20. Kaç kaldı? Demek ki bu da 3 olmalı. İkisini de toplarsınız. Cevap 4 olarak bulunuyor. Soru 8. Feyza ile Selma aşağıdaki gibi bir sayı oyunu oynuyorlar. Feyza aklından iki basamaklı iki sayı tutuyor. Feyza bu sayıların birini 7'yi birini 10'a bölüyor. Ve elde edilen kalanları Selma'ya söylüyor. Feyza'nın söylediği iki de kalanın toplamı en çok kaç olabilir? Var mı yapmak isteyen soruyu? Beril Su. Efendim söyle. Evet. 7'ye bölünce en fazla kalan 7'den küçük olması gerekiyor. 7'den küçük en büyük 6 olabilir. Süper. Bir saniye bekle. Yani sayılardan birini aldık. Mesela AB sayısının. Sayının bir önemi yok zaten aslında. İki basamak postu diye yazdım. 7'ye bölersek arkadaşım diyor ki demek ki mantığa göre burası en fazla 6 olabilir. Yani 7 için kalanı 6 alabiliriz. Güzel. Sonra?
Ona bölersek de en büyük 9 olabilir. Tamam, diğer sayıyı CD dersek, bunu da 10'a bölersek kalan 9. Yani sonuçta 7 ve 10'dan birer küçük sayı alacağız mantık olarak, değil mi? Toplamda kaç yapıyor? 15. 15. Çok teşekkür ediyoruz. Cevap 15. Evet. Yani soru şey gözüküyor ama böyle yeni nesil tarzı gibi, ama çok da bir numara yokmuş açıkçası. Yani o sayıların bir önemi yok. Hani durup da düşünmeye gerek yok. Yahu hangi sayılarmış bunlar falan. Çünkü oradaki A, B, B, C'lerin bu sorunun çözümünde bir etkisi yok. İki basamakta herhangi bir sayı fark etmiyor sonuçta. Yorum yapacağız zaten. Sayılar belirsiz çünkü. Fark etmiyor derken, yani sayıları zaten bilmediğim için onu düşünmeme gerek yok. Ne olabilir acaba sayılar diye. Arka tarafa geçtik. Dokuzuncu soru. A ve X birer doğal sayıymış. A'yı 16'ya böldüğümüzde bölüm X kalan X kareymiş. Yukarıdaki verilenlere göre A'nın alabileceği en büyük değer ile en küçük değer toplamı nedir demiş. Yani X'e değer vereceğiz. A'yı bir büyük yapacağız, bir de küçük yapacağız. İşte o iki değeri toplayacağız. Var mı yorum yapacak olan arkadaşımız? Yani X'e şunu vermem lazım, A bu olsun gibi. Var mı yorum yapacak olan? Gülbahar'ı gördüm. Söyle Gülbahar. Hocam, Dinliyorum. Dinliyoruz. x'e 3 verebiliriz. X En fazla. kareye. En fazla yapmak için. Evet. Çünkü 16'dan küçük olması lazım. Karesi 16'dan küçük olacak. Doğru. Evet. X'e en fazla 3 veririz ki karesi 9 olur. 4 versek çünkü 16 olur. Olmaz. 16'nın 16 altında oluyor. kalmalı. Ama çok da küçük olmamalı diyorsun. O yüzden maksimum x'e kaç verebiliriz? 3. Güzel. Peki a kaç oluyor o zaman? Evet. 3 oldu. A kaç çıkıyor? 48-47 oluyor. Hayır, 57. Pardon, 57 oluyor. Tahmin ettim zaten. Yanlış söyledin sen. Evet. A 57. Bu maksimum değer değil mi? Büyük değeri bulduk şu an. Güzel. Tamam. Sorunu gör. 8-57 oluyor. En küçük nasıl yapacağız? Evet. En küçük yapmak için. Sileyim şurayı. En Kaç? küçük de 1 verebilir. Biri verebilir. Emin misin? Böyle mi diyorsun? Bilemeyiz mi hocam? Daha da küçük veremez misin? Doğal sayı diyor. Doğal sayılar kaçtan başlıyor canım? Sıfırdan başlıyor, verebiliriz. Sıfır versem olmaz mı acaba? Olur. Niye hiç aklıma gelmedi? X'e sıfır versem olur. Karesi de sıfır olur. Peki buradan A kaç çıkar? Arkadaşlar. Sıfır çıkar. 0. Çünkü 16 kere 0, 0, 0 ekle 0. A 0 olabilir. İşte burada az önce de diğer sınıfta yaptım. Onlar da aynı hataya düştüler. Bu aklınıza pek gelmiyor. Ama doğal sayı dediği için 0'ı unutmayacaksınız. 0 olabiliyorsa o da olur. Çünkü illa bir şey kalacak diye bir şey yok. Hocam 0 olsa oluyor işte, bakın 0 koyunca A da 0 çıktı. Bir sıkıntı olmadı. Tanımsızlık oluşmuyor. Demek ki minimum 0 alabiliriz. Çünkü A ve X doğal sayı diyor. Yani 0'ı kabul ediyor. O zaman yani pozitif deseydi o zaman bir düşünürdük belki de. Bir bir koyardık. O zaman bu. Yani cevap 57 en büyük, 0 en küçük. Toplamları kaç yapıyor ikisinin toplamı da? 50 olur. 57 oluyor. Eğer bir koysaydık 74 çıkıyor, az önce yaptık ama 74 değil cevap. Onu da söyleyeyim. Teşekkür ederim. Hatamızı anladık galiba, değil mi? Ona da dikkat edelim. 10. soru şimdi. Şuraya da bakalım bu arada. 10 dakika var. X, Y, Z birer pozitif tam sayı. Tamam. X, Y'ye bölmüşüz. Bölüm 2 kalan 5. Y'yi Z'ye bölmüşüz. Bölüm 3 kalan 5. X'in alabileceği en küçük değer. Elif Azra. Söyle bakalım. Hocam, y'nin alabileceği en küçük değer 6. Nasıl bugün 6 diye anlattım. Çünkü hocam, kalan sayı bölen sayıdan yani Olacak. Yani küçük Z'ye olması kaç verdim? Bunu gerektiğini, söyle. evet. Z kaç olacak? Z'de 2 hocam, en Bir tane küçük. bekleteceğim, özür dilerim. Yani arkadaşım şunu diyor. Bir kere bir özetleyeyim kısaca ben. X'i en küçük yapmak için bir kere Y'yi en küçük vermem lazım. Y de Z'ye bağlı. Otomatikman Z'yi en küçük almalıyım. Fakat arkadaşım şunu diyor. Burada bir kalan olduğuna göre Z'ye bir veremezsiniz. En az 2 vermek zorundasınız. Çünkü biri geçmek zorunda. Bunu diyor arkadaşımız. Y kaç oldu o zaman dedim burada? 2 kere 3, 6. 7 mi oldu? Evet hocam, 7 oldu. Tamam. 2 kere 3, 6 bir 7 oldu. Demek Y minimum 7 olabiliyor bu şartta göre. 7'yi de buraya koyarsan kaç çıkartılır?
X kaç çıkar? 19 galiba hocam. Geriye de 14. 19. Evet galiba değil. 14. Teşekkür ederim. Yorum bu. Rica ederim. Mesela az önceki sınıfta arkadaşlarımızı kaldırdığı zaman bir demişti bir tanesi önce. Yani dikkatsizlik tabii. Oraya bir almıştı mesela. Hemen ezber yaptı. Yani acele etti biraz. Bir olmaz. Çünkü kalan bir olursa Z bir olamaz. Dediğimiz gibi ancak iki olabilir en azından diyoruz. Buradaki bağlayıcı şey bizi bu. Geldik 11'e. ABC birer pozitif tam sayı. Bu da aynı gibi yazdım ama neyse yapalım yani olmazsa. Gülbahar ben kaldırıyorum. Gülbahar. Hocam. Heh. Söyle. C'nin birden büyük olması lazım. Aslında özür dilerim. Demek ki o yüzden... aynı yapmışlar. Neden böyle yapmışlar? Ben de çok anlamadım açıkçası ama. Gene aynı mantık. Hatta sayılar da aynı. C2 ne olacak biraz? Evet. Tamam. B ne oluyor o zaman B? 5. 2 kere 2 4. Bir daha 5 çıkıyor. O 5'i alıp da sonra buraya koyacağız değil mi? 5. Ne oluyor cevap? A kaç çıkıyor? Evet. 4 ile çarpacağız sonra. 20. 25. 25 oluyor kalan oluyor. Teşekkür ederim. Bu. Evet. Çok da farklı bir soru olmamış açıkçası. Yani şurayı keski değiştirmiş sayılır en azından. Sorun var yoksa? Berusu bir şey mi diyorsun yoksa? Hocam orada 25 yani B'ye nasıl 5 verebiliriz? Kalan 5. Çok güzel. Abi. Doğru diyorsun. Ben onu dikkat etmiştim. Benim. Evet. Aferin. Teşekkürler. Doğru diyorsun. Ya yani burada demek ki bir yanlış şey varmış yani. Peki demek ki orada böyle bir şey var mıydı? Yokmuş değil mi orada? Biz bunu 7'e alabiliriz değil mi? Sıkıntı yok. Ben de diyorum ki sorular aşağı yukarı aynı gibi. Neden böyle yapılmış? Tamam şimdi anladım. Teşekkür ederim bu yardım için. Doğru arkadaşım çok doğru diyor. Ben onu az dikkat etmedim ben de. Evet. Doğru B'yi 5 buluruz ama 5'i buraya koyunca tabii olmuyor doğru. Bunlar aynı oluyor. O zaman bu olmadı. Peki o zaman ne yapacağız? Biraz daha büyüteceğiz o zaman değil mi? C'ye o zaman 2 vermeyeceğiz. O zaman bunu iptal ettik. Maviyle yazayım şimdi. O zaman C3 mü vereceğiz? Biraz büyütmem lazım o zaman. 2 verdiğin zaman olmuyor. O zaman C3 verirsek evet, hocam. B ne oluyor o zaman? 3 kere 2, 6. 7 mi oluyor? 7. O zaman B 7 vermem lazım. Evet. Şimdi anladım ben. Demek ki ortada bir şey varmış. O zaman B 7 vermeliyiz. 7 verince kaç çıkıyor? 28 oluyor. 33 mü oluyor 5'e koyunca? Evet. Teşekkür ettik. İkinize de belli de. Valla ben de dikkat etmedim çünkü ben de acele ettim. Diğer sınıfta da az önce yapınca 25'te işaretleyip geçtik. Hatta kızmıştım bunu nasıl soru yapmışlar diye. Üsttekini aşağı yukarı aynı diye ama demek ki böyle bir ayrım varmış. Güzel soru. Yeni fark ettim ben de. Tamam. Ama bir öncekinde sıkıntı yok çünkü zaten 7 olduğu için 5'ten büyük kalmıştı. Sıkıntı yok. Evet. Güzel soruymuş. Tuzağa düştüm ben de yani. Neyse artık yanımıza geçeyim. Çaktırmadan. 13. soru. 13. soru. A ve B birer pozitif tam sayıymış. A'yı 4'e bölünce bölüm B kalan 3'müş. A'yı B eksi 2'ye bölünce bölüm 4 kalan K'ymış. Bize K'nın değerini soruyor. Hadi bunu da ben yapayım. Hemen üstteki yani soldakini denkleme dökersem 4 ile B'yi çarpacağım, 3 ekleyeceğim. Yani A sayısı eşittir. 4 ve artı 3 diyebiliriz birincisinde. Soldaki işlemde. Sağdaki bölme işlemine göre de onu da kırmızı ile yazalım bu tarafa. Buradan da 4 ile B eksi 2 çarpacağız, K ekleyeceğiz. Yani A sayısı eşittir. 4 ile dağıtarak çarpayım. 4 kere B, 4 B. 4 kere 2, 8 ama 2, 8 dağıtarak yazdım. Bir de kalan ekleyeceğiz artı K. İşte iki tane denklem elde ettik ama bu iki denklem iki bilinmeyen ama dikkat ederseniz zaten iki denklemin sol tarafları aynı. Yani bu tarafta da A yazıyor. Burada da A yazıyor. O zaman otomatikman sağ kısımlarda, taraflarda birbirini dengelemesi lazım. Orada mesela 4B var. Attım bunu diyelim. Dengeledi anlamında. O zaman eksi 8 ile K'nın toplamının da 3 etmesi lazım ki burada bir denge oluşsun. Yani eksi 8 ile neyi toplarsam 3 eder. Cevap 11 çıkıyor. Cevap 11 olur.
Bu şekilde yaptık. Soru 14. Neymiş bakalım. Aşağıdaki şekilde her satırın birinci sütunundaki sayının ikinci sütunundaki sayıya bölümünden elde edilen bölüm 3. Şey pardon, üçüncü sütun. Kalan 4. Yani M'yi N'ye böldüğümüz zaman burada anlayacağımız şey M'yi N'ye bölüyormuştur. Bölüm 4'müş sırayla kalan da 2'miş. Buradan çıkacak anlam bu. Anlatılan şey. Diğerinde de işte N sayısını alacakmışız. Ona bölecekmişiz. 1 bölüm o. Bölüm 1 çıkacakmış. Kalan da 3 olacakmış. Yani anlatılan şey buradaki bu. Zaten buradan artık belli oldu. Şu mavilerden devam edersek N kaç çıkıyor? 10 çarpı 1 artı 3'ten 13 çıkıyor neyse işte burada. N 13 çıkar. O zaman buraya 13 koyduğumuzda 4 kere 13 52. 2 daha 54 buluruz. M sayısını. Bunu yapalım. 2 dakikamız var. Daha sonra diğer ders arka sayfaya geçeceğiz. Aşağıda dediğimiz şekilde kartlarda yazılan iki basamaklı madde T ve R sayıları, T ve R sayıları ardışık iki pozitif tam sayılmış. Bunlar ardışıkmış. Arka arka geliyor yani. 10-11 gibi, 11-12 gibi. Bu iki sayıdan küçük olan P. Bu küçükmüş. Bu da büyükmüş. Küçük olan P sayısı 5 ile. Büyük olan R sayısı 6 ile kalansız bölünüyor. Yani bu 5'in katıymış. 5'in katı. Bu da 5 katı diyebiliriz. Bu da 6'nın katıymış. Yani burada şıklardan gitmek tabii daha kolay. Biraz test usulü yaptım ama çünkü burada başka bir şey işlem yok. Şimdi mesela R'yi sormuş. R en az kaç diyor. Şimdi 24 olabilir mi acaba? 24 6'nın katı mı? Evet. Ama bunu 24 kabul edersek eğer küçük olan 23 olmak zorunda. Artışık olacağı için. Ama 23 5'in katı olmuyor. Demek ki bu olamaz. 30 6'nın katı mı? Evet yazdım buraya. Ama bir önceki sayı 29 olacak. Gene 5'in katı olmuyor. Bu da olmuyor. 36 olabilir mi? 36'nın bir önceki sayı 35. 35 5'in katı mı? Evet. 36 6'nın katı mı? Evet. Demek ki 36 olabilir ama gene biz devam edelim. Bir sıkıntı olmaz işte. 42 olamaz. Çünkü 42 olsa bir önceki sayı 41 oluyor. Gene 5'in katı. 51 zaten 6'nın katı değil. Yani hiç olmuyor. İyice saçma oldu. Demek ki 36 verebiliyormuşuz. Test. O çiftlerden gittim artık. Burada başka yapacak bir işlem bulamadım çünkü. Kapatalım.